Pek çok insan kendi işini kurmak istiyor ama nereden başlayacağını bilemiyor. Gözünde büyüyor, param yok, sermayem yok, fikrim yok, ne yapacağım? Yapacağınız şey bir tek kişilik şirket kurmak. Solo prenör olmak. Yani bir başına girişimci. Ne demek bu? Son derece basit. Sizin bir bilginiz, bir beceriniz var. Başkalarının da ihtiyaç duyacağı. Bu bir teknik bilgi olabilir. İyi mi nasıl çakarım, marangozluk işlerini nasıl yaparım. Veya bu bir finansal bilgi olabilir. İyi ise seni nasıl seçerim. Veya dil konuşuyorsunuzdur. Herkesin merak ettiği bir yabancı dili mesela iyi konuşuyorsunuzdur. Her şey olabilir. Bunu başkalarına bir ürüne dönüştürüp satmanız lazım. Bu ürün de her şey olabilir. Bu bir video olabilir, bir kitap olabilir, bir aplikasyon olabilir, eğitimler olabilir. Aklınıza gelecek her şey. Girişim için tanımı zaten bu. Birilerinin bir problemine bir çözüm getiriyorsun. Yani onlara bir değer katıyorsun. İşte bunu söyleyince pek çok insan itiraz ediyor. Diyorlar ki hocam benim bir şey bildiğim yok ki. Benden başkaları ne öğrenmek ister ki? Ben yıllardır bir bankada örneğin gişe memuru olarak çalıştım. Peki işe anlatacağım bir şeyim yok. Bir hobim yok. Nereden başlayayım? İşte o insanlar biraz daha zorlanıyorlar. Bugünkü video ona yönelik. Yani başkalarına satacak, anlatacak bir bilginiz yoksa, başkalarının bir problemini çözmek konusunda bir becerinizin olduğunu inanmıyorsanız ne yapacaksınız? Çünkü mesela ben bugün tekrar girişimci olmaya kalksam, veya bugün sıfırlansam hayata yeniden başlasam işim kolay. En kötü ne yaparım? YouTube kanalım nasıl kuruluyor diye eğitimler yaparım. Ve benim başarılı bir YouTube kanalım var. YouTube'dan nasıl para kazanır diye eğitimler yaparım. E ben YouTube'dan para kazanıyorum. İspatım var, kanıtım var, bu işi yapmışım. Ve benzer şeyi yapmak isteyen insanlar benden belli hizmetleri arzu edebilirler. Ama diyelim ki sen de bunların hiçbiri yok. Başkana saçacak, anlatacak hiçbir şeyinin bulunmadığı inanıyorsun. Hiçbir problemi çözecek bir beceriye, bilgiye, yeteneğe sahip olmadığını düşünüyorsun. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Bugün bir problemini çözmeye başlayacaksın. Yok mu bir problemin? Benim var. Mesela... Büyük kızım bu aralar derslerde zorlanıyor. Onu derslere nasıl motive ederiz bir mesele. Küçük bir oğlum var 5 yaşında. Ona okul seçimi düşünmemiz gerekiyor. Nasıl seçeceğimizi bilemiyorum. E, benim kilo sorunum var ezelden beri. Şimdi bütün denemelerim başarısız oldu ne yapsam kolay kilo verebilirim. Her biri birer problem. Bu problemlerden bir tanesini çözmeye başlamalıyım ben bu. Ne yapacağım? Önce bu problem nasıl çözülür konusunda araştırma yapacağım. Daha sonra bu araştırma üzerine harekete geçip problemi adım adım çözeceğim. Ve bunu yaparken bir yandan da her şeyi dokümente edeceğim. Videolarla çekeceğim, yazılar yazacağım, bloglar tutacağım ve bunu insanlarla paylaşacağım. Bakın bugün sıfırlansam yapacağım şey bu. Çok da basit bir yolculuk olurdu. Bir problemi alıp o problemi çözme yolculuğuna başladım ve o çözme yolculuğunda adım adım paylaşırdım. Bunu yaratacak, bu size müşteri yaratacak. Çünkü sizinle aynı sorunlara sahip bir sürü insan var. Onlar piyasada eğer iyi bir çözüm bulamıyorlarsa sizin bu çözüm yolculuğunuzun parçası olacaklar. Ve eğer bu çözüm yolculuğunuz başarıya ulaşırsa ne yapacaklar? Sizin doğal müşteriniz olacaklar. Aslında işin başlangıcı bu kadar kolay. O güne kadar hiçbir problemi çözmemişsen, hiçbir becerin yoksa bir problemi çözmeye başla ve bunu adım adım dokümante et. Tabii ki iyi araştır çözümün olması gerektiğini tabii ki sunduğun içerikler, videolar, yazılar her neyse bu yolculuğu dokumente ettiğin başarılı olsun ve bunu insanlara yay, bunu insanlarla paylaş. Yapman gereken şey bu. Ne yaptın? İnsanlara neyi gösterdin? onların da sahip olduğu bir problemin çözülebileceğini gösterdin. Bunu senin çözebildiğini gösterdin. Topluluk inşa ettin. Çünkü insanlar böyle yolculukları çok çok seviyorlar hakikaten. Belki de artık bunu nasıl ürünleştirebileceğine dair fikirler de geliştirdin. Örneğin çocuğuna ders çalışmakta zorlanan bir ebeveynin neler yapması gerektiği konusunda eğitimi hazırladın. Veyahut da ebeveynin çocuğunu ders çalışmasını takip etmesi için bir aplikasyon geliştirdin. Okullarla veli arasında işbirliği yaratmak için bir organizasyon yaptın. Bilmiyorum ki ne olabilir, çözüm hiç bilmiyorum. Ama bir çözümün var artık çünkü sen kendi problemini çözerek geldin. Veya kilo vermek daha basit bir örnek. Kilo vermekle ilgili çok şey var ama 55 yaşlarında spordan hoşlanmayan bir insana nasıl kilo verdilerim konusundaki çözümlerin çoğu bana çok raftaki çözümler gibi geliyor. Ben bugün bu problemi çözmek için yola çıksam, bunu her gün paylaşsam ve bunda başarıya ulaşsam ne yapacaktır? Benim yaşımda bana benzer pek çok insan benden benzer bir içeriği, eğitimi, know-how'ı, ürünü isteyecektir. Bu kadar basit aslında yolculuk. Tabii ki ilk etapta çıkardığınız ürün çok basit bir ürün olabilir. Çünkü henüz paranız yok, sermayeniz yok. Ama şundan emin olmalısınız. Bu ürün problemi gerçekten çözüyor ve benim kanıtım var. Ben bugün YouTube kanalı kurmak konusunda içerik üretsem ve izler insanlar çünkü konutum var ben kurdum başardım. Ama sizin eliniz yok o zaman ne yapacaksınız? Kendi başarı hikayenizi yaratacaksınız. Bu nedenle eğer beni dinliyorsanız ve kendi işinizi kurmak istiyorsanız ilk atmanız gereken adımı mutlaka hatırlayın. Yapmanız gereken şey ben hangi konuda zorlanıyorum şahsen? Ne konuda benim dertlerim var? Buna neden etrafta doğru çözümleri bulamıyorum? Ben bunu nasıl çözerim? Bunu bir düşünün. Sonra çözüm nasıl olabilecek konusunda araştırmaları yapın. Sonra da probleminizi çözmeye başlayın ve her adımı dokümante edin ve geniş topluluklarla paylaşın. İşlerin ne kadar hızlı gittiğine inanamayacaksınız. Ben de kabaca böyle yaptım. Ben de kendim acemiydim hisse senetleri konusunda. Araştırma yapmayı öğrenmeye başladım. Bunları öğrendikçe başkalarıyla paylaştım. da meğerse hisse senedi seçmek konusunda yatırım yönetmek konusunda zorlanıyormuş. Sonra onlar beni takip etmeye başladılar. Al sana bu gibi kurulmuş, bütün haddini aş işi oluşmuş durumda. Binlerce takipçisi olan, kulübü olan, bir sürü farklı gelir kaynağı olan bir iş. Ve tek başıma başladım. Hiç kimse olmadan. Şimdi tabii ekip büyüdü. Şimdi dışarıdan aldığımız hizmetler de var. içeride de bir ekibimiz var. Ama başta hiçbir şey yoktu. Sadece kendi problemini çözmeye çalışan bir insan vardı. Ve bunu başkalarıyla paylaşıyordu. Bilmiyorum bu çerçeve kafanıza oturuyor mu? Çünkü bu çerçeve kafanıza oturduysa hemen harekete geçmeniz lazım. Popolarınızı koltuktan kaldırıp ben bir problemi çözmeye başlayacağım ve bununla ilgili her adımı dokümente edeceğim. Bunu da insanlarla paylaşacağım demeniz gerekiyor. İlk başta ben bunu nasıl bir ürüne dönüştüreceğim diye çok da kafa yormayın. Ürün sonra oluşacak. Bu ürün bizim örneğimizde olduğu gibi YouTube kanalı, eğitimler, bir Discord topluluğu olabilir. Bu ürün bir aplikasyon geliştirmek olabilir. Bu ürün kişisel hizmetler vermek olabilir. Bu sonraki mesele. Ölçeklenmeyi falan da ilk başta. Ben bunu nasıl büyüteceğim falan. Önce bu hizmeti anlatın ve deyin ki ben bunu başardım. Ben kendim başardım arkadaş. Ben kendim başardığım şeyi sana söylüyorum. Ben şimdi size kalkıp burada nasıl sportif olur konusunda... ...bir içerik anlatsam inanıcı gelir mi size? <laughs> Halime bugün inanıcı gelmez elbette. Ama yapabilirsem bunu mesela bugünden sonra... ...ve bunu adım adım sizlerle paylaşırsam... ...bütün bunun kanıt setleri oluşursa... ...o zaman pekala 55 yaşlarında... ...ekonomik durumun ispetini kilolu bazı abiler gelip... ...benden danışmanlık almaya başlayabilirler. Ve bir mesele daha. dokümantasyonu tek dilde yapmayın. Birkaç dilde yapın. Türkçe, İngilizce yapın en azından. Çünkü bugün bir içeriği İngilizce çevirmek çok kolay. Mesela ben artık sessiz notlarımı... İngilizce çevirip paylaşıyorum arkadaşlarımla veya İngilizce bir içeriği Türkçe çevirip paylaşabiliriz. Bunlar çok kolay. Yapay zeka bu konularda müthiş. Sizin sesinizden, sizin yüz ifadenizle videolar üretebiliyorsunuz. İçeriği yayabilirseniz daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilirsiniz. Ve bu durumda büyümek isterseniz ileride büyümeniz de kolaylaşır ve bir yandan da daha fazla insanla muhatap olduğunuz için daha kaliteli bir çözüm için çok iyi toplamış olursunuz. Ve bir kere bunlar oturduktan sonra harika bir çözümün de peşine düşmeyin canım. En iyi aplikasyonu hemen yapmanıza gerek yok. En iyi videoları çekmenize gerek yok. En iyi ekipmanlara ihtiyacınız yok. Bir yerden başlayın. İnsanlarla paylaşın. ve benim tecrübem şu, bu tip paylaşımları insanlar bayılıyorlar, böyle yolculukların peşinde olmak istiyorlar. Tabii bunu para kazandıran bir formata nasıl dönüştürürüz? Bunu ölçeklenebilen bir formata nasıl dönüştürebiliriz? Bunu da ilerideki videolarda konuşuruz. Çünkü orada değer yaratmak demek ne demekin üzerine biraz daha durmak gerekiyor. Onu detaylı tanımlamak gerekiyor. Çünkü bu yarattığınız, ürettiğiniz şeyi güçlü bir değer önermesiyle çevirip karşıya anlatmak lazım. Onu da bir sonraki videoda ele alırız. Umarım ilgisi çekmiştir.